Osman! Osman! Yücel'in annesi mi? Evet, Yücel'in annesi. Sağ ol, teşekkür ederiz. Elin ayağına sağlık. Selam söyleyin. Selam söyle hanıma. Hayırlı yol. Sağ ol. Sağ ol, hadi. Çekmeyin mi ablam beni? Öyle arkaları çekiyor. Çıkmam lazım. İyi de bak. Madem oldu, bir iş göster. Biz gidelim artık.
hızlıyorum. Biraz hızlıyorum. Gireyim ben size yavaş yavaş anlatacağım. Evet. Yes. Allah iyi gidiyor. Şimdi namazgah tabasını gezdik, anlattım. Seyit Onbaşı'yı anlattım az da olsa. Şimdi biz bu duruma nasıl geldik biraz ondan bahsetmek istiyorum. Nasıl oldu da biz bu savaşın içine girdik? Ne işimiz vardı? Evet. Bittikten sonra çok yenilikçi bir padişah. Eğitime ve orduya çok önem veriyor. Tabyaları genişletiyor, asker sayısını fazlalaştırıyor vesaire vesaire. Bunun gibi birçok yenilik yapıyor. Eğitimde de aynı şekilde yurt dışına öğrenciler götürüyor. Orada eğitim almalarını sağlıyor. Aynı şekilde burada da eğitime çok önem veriyor. Ve eğitime çok önem veren bir padişah, 2. Abdülhamit. Şu an sol tarafınızda bakın havuzlar şehitlerini göreceksiniz. Havuzlar şehitliğinin özelliği de şu, nekâthane olarak kullanılmış. Nekâthane yani şu anki rehabilitasyon merkezi diyelim. Cephede psikolojisi bozulan, morali bozulan askerleri bu havuzlar şehitliğinin olduğu yere getiriyorlar. Orada psikolojisini düzeltmeye çalışıyorlar. Psikolojisini düzelttikten sonra cepheye yeniden kazandırıyorlar. Kazandıramadıklarına da ailelerin yanına gönderiyorlar. Bu şekilde rehabilitasyon merkezi olarak kullanılmış havuzlar şehitliği. Tahttan indirdikten sonra 5. Reşat Paşa'yı tahta getiriyorlar. Tabiri caizse kukla bir padişah. Saraydan evlendiği için, saraydan kız aldığı için kısa sürede genelkurmay vekilliğine kadar yükseliyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başında yer alıyor. Ve artık bundan sonra tüm kararları İttihat ve Terakki Cemiyeti verecek. Başında padişah var ama bütün onaylar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden geçiyor artık. Enver Paşa Almanya'da eğitim öğretim gördüğü için onda büyük bir Alman hayranlığı var. Alman hayranlığı olduğu için artık tabii ortalık karışmaya başlıyor ve arkamıza güç almak durumunda. İşe girerse Osmanlı Devleti onların yanında olacak. Osmanlı Devleti'nin bütün komutanları Alman olacak. Cephane takviyesini de Almanlar yapacak. Denizaltımız yok. Onların uçakları var. 50 tane bizim bir tane uçağımız var. O da bombalamıyor zaten. Sadece keşif amaçlı kullanılıyor. Ve daha sonra tabii biz de boş durmuyoruz. Boğazlara çelik manyalar döşüyoruz. Yani denizaltıları için çelik engeller döşüyoruz, mayınlar döşüyoruz. Nusrat mayın gemisi tam 11 hat mayın döşüyor boğaza ve karanlık liman denilen Seddülbahir'de, abidenin olduğu yere denk gelir. Karanlık limana Cevat Çobanlı Paşa kalan son 26 mayınımızı oraya döşettiriyor. Karanlık liman dediğim yerde boğazdaki gemilerin manevra yapmak zorunda kaldıkları yer. Mecbur oradan dönecek. Öyle bir kritik noktaya son 26 mayınımızı döşetiyoruz. İşte Seyit Onbaşı'nın Ocean gemisinin dümen dairesine denk getirip de denk getirip de o mayınlardan, o 26 mayından bir tanesine çarpan Ocean gemisi, işte o 26 mayından bir tanesine çarparak 2 dakika içinde Seddülbahir açıklarında batıyor. Ve bunun gibi tam 3 tane daha gemiyi batırıyoruz. 4 tane gemilerinde ağır yaralı bırakıyoruz. Başlarında Amiral Dörebek var. Amiral Dörebek diyor ki, İngiltere'ye mesaj çekiyor. Donanma elden gidiyor diyor. Ne yapalım diyor. Onlar için İngiltere ve Fransa sömürü ülkesi olduğu için onlar için donanma çok önemli. Bir daha o donanmayı 5 yılda anca elde ederler. Anca kalkınırlar. Ve bir sömürü ülkesi için 5 yıl çok büyük bir zaman. Diyor ki ayırın bunu da. Daha sonra o ayırın dediği subayın künyesini doktora veriyorlar. Doktorun oğlu çıkıyor. Ve kendi oğlunu tanıyamaz halde düşünün, ayırın diyor, artık kurtuluşu yok, kurtulamayacak. O yüzden ayırın diyor, künyesini getirdikten sonra oğlunu tanıyabiliyor ancak. Ve o oğlu ölmüş ama o motivasyonu gene bile toplayıp yeniden yaraları tedavi etmeye başlamış.
edebildiklerini etmiş. Sol tarafta Mülazım Üsteğmen Mustafa Efendi'nin de mezarını görüyorsunuz efendim. Hemen sağ tarafta, arka tarafta gene orijinal bir isim. Tabii size araçta demiştim, 101 bin dedik resmi rakam. Tabii o yıllarda arşiv imkanı çok kısıtlı olduğu için sıkıntılı. Şu anda ulaşabilirim sayı 101 bin civarında. İsimsiz kahramanlar bir anlamda. Burada yatanlar sadece bu ülkedir. Biz biliyoruz ki burası düşman kuvvetleriyle birebir çarpışma yaptığımız yerler değil. Daha çok ikinci hatlar. Evet. Ve Setülbir Alçıtepe noktalarında yaralanan askerleri tedavi etmeye çalıştığımız noktalardan bir tanesi burası. Şahindere Hastane Şehidi, Sahra, Sığiye. Gel bir de sen çekin. Görebilirsiniz. Aşağısı mor tokuyudur. Hani size 5 koy saymıştım. İşte onlardan en önemlilerinden bir tanesi de abidenin aşağısında bulunan mor tokuyudur. Yahya Çavuş Şehidine giderken mor tokuyun kenarından geçeceğiz. Orasını da anlatırım size. Bu şekilde bakın arkanızda tam şapka böyle şeklinde mavi ışıklandırmalı bir yer görürsünüz. Bakın tam arkanızda. Orası abidenin aydınlatmasıdır. Aynı zamanda anlamı şudur, biz sadece Çanakkale cephesinde savaşmadık. Biz Kafkaslar'da, Çanakkale'de, Galicia, Makedonya, Irak, Suriye ve bunun gibi tam 9 cephede savaştık. Onun altında siyah bayraklar vardır, tam 8 tane. O siyah bayraklar diğer savaştığımız cepheleri, o mavi olan yerde Çanakkale cephesini temsil eder. Anlamı budur. Bir şey daha var. Şimdi giderken meçhul askeri göreceğiz. Meçhul askerin hikayesi şöyle. Biz Cukarı Jokmayan'a çıktığımızda orada Anzaklarla savaşıyoruz. Yani Avustralyalı askerlerle. Savaş bitiminde, ölüm döşeğindeyken oğluna diyor ki, oğlum diyor ben böyle bir şey yaptım diyor. Nedeni de kendini götürecek kafasını. Ben bunun gibi binlerce Türk'ü öldürdüm demek için övünürüz. Mezarlıklar da vermişiz ama onlar bizim bir tane şehidimize bile saygı duymamışlar. Kafasını kesmiş Avustralya'ya götürmüş. Ve daha sonra vicdan azabı çektikten sonra oğluna diyor ki oğlum ben böyle bir şey yaptım ama vicdanen rahat değilim. Artık ölüp gideceğim. Hiç rahat değilim. Beni bir şekilde rahatlat, huzura kavuştur. Bu kafatasını lütfen onun ait olduğu yere Türkiye'ye götür diyor. Ve 18 Mart 2003'te kafatasını buraya getiriyorlar. Törenle 18 Mart'ta buraya gömüyorlar. Sembolik olmayan tek şehitlik orası. Meçhul asker. Tabii künyesine falan ulaşılmadığı için zaman geçmiş aradan. Kimin ne olduğu olmadığı belli değil. Memleketi neresi, ismi neresi, kimin oğlu hiçbir şey belli değil. Künyesine ulaşılmadığından dolayı ismini meçhul olarak adlandırmışlar ve meçhul asker olarak törenle oraya gömmüşler. Türkiye'de hangi ilden ne kadar şehitlerimizin isimleri var? Orayı göreceğiz. Osmanlı İmparatorluğu 9 cephede savaştı. O cephe. Tamam.
2 grup. 2 numara dağılmayın lütfen. İlahi ya Rabbi huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık. Ben bu tabi cehinden hasar oldu, bütün mağlup açarısı bizlere mükerrem kıldın. Çeşitli nimetlerini bize ihsan ettin, kitab-ı kerimine emin yapıları dua edelim, dualarımızı kabul edelim buyurdun. Bu müjdeyle ellerimizi açtık, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Ekrem Elif, tazimat ettiğim ömlerimizi ve tefak beni ya Rabbi, bu kabul ayetini sırna mazhar ile ya Rabbi. Asıl olan sevabı evvelim Cihan Sultanı ve bizim şefaatçımız olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ziyaretiyle ayrıca şefaatimiz muhasıyla cümle bizi ikram eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek gün ve gecelerde bir sefasıyla ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin. Evet gördük. Hasreten şu her yerde, Türkiye'nin her ocağında, her bucağında, her toprağında hamiyet ver ya Rabbi. Ruhları şad olsun ya Rabbi. Uzaklara ve yakından gelip duamızı el açıp amin diyen Müslümanların da yine bir cümle geçmişler ruhlarına ve bilhassa şehitlerine de ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bizleri görünür görünmez belalardan, akla hele gelmez musibetlerden sen kurulu muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza da namurat, hırlarımızı berburat eyle ya Rabbi. Hükümeti, cumhuriyetimizi adlı ihsan ve faydar, devlet adamlarımıza hayırlı işler korumuz, görmeyi nasip müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bilhassa düşman ve terör işlerinden sen kurulu muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemi, son nefese geldiğimiz elimizde Kur'an, göğsümüzde şerefli iman, elimizde buyurun. Cümlemize şeref atmayı nasip eylesin ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kalelerden bayrağımızı, minarelerden ezanı Muhammedi'yi, imanımızı kalplerimizden indirtme, söndürtme ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Arkadaşlar, arkada olmayalım. Aksu, buraya. Aksu buradan, dur. Ya Muazzam Bey, bu ne bekliyorsun? Arkadaşlar,
Ev hazır mıyız? Hazırız. Sünet. Arkadaşlar şöyle gelin. Arkadaşlar şöyle gelin. Tamamdır hocam.